Aslen Pazaryolu Erzurum kökenli bir aileden gelen İsmail Saymaz, 11 Temmuz 1980 yılında Rize'de doğmuştur. İlkokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Saymaz 15 yaşındayken yerel radyoda edebiyat programları yapmıştır. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatında ise ilk olarak Rize'de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal Gazetesi'nde görev yapmaya başladı. İnsan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerinde çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayımladı. Erzincan davası başta olmak üzere çeşitli haberleri nedeniyle 20'ye yakın davada 100 yıla aşkın hapis cezası istemiyle yargılandı. Gezi Parkı protestolarının yaşandığı dönemde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntülerini ortaya çıkarıp kamuoyuyla paylaştı. 2014 yılında ise sınır tanımayan gazeteciler örgütü tarafından yılın 100 basın kahramanı listesinde yer almıştır. Hürriyet gazetesinde muhabirlik yaptığı dönemde 24 Ekim 2016 tarihinde FETÖ, PDY üyelerinin iletişim uygulaması olan Baylok patentini elinde bulunduran David Keynes ile bir röportaj gerçekleştirmiştir. Bu röportajı sonrasında gazeteye soruşturma açıldı ve Saymaz'ın ifadesi alındı. Ayrıca bu röportajı FETÖ-PDY soruşturmalarında delil sayıldı. Nisan 2017'de ise bu röportajıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldü. 17 Mart 2020 tarihinde Hürriyet'teki işinden ayrıldığını duyurdu. 1 Mayıs 2020'de "Bunu Ben de Söylerim" adlı programla görev aldığı Best FM'den ayrıldığını açıkladı. Mayıs 2020'de Halk TV'ye transfer oldu ve Neyse O adlı program ile kanalda yer almaya başladı.